Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber evde latte yapacağız. Latte de hepinizin bildiği gibi sütlü kahve aslında bizim özümüzde olan ama tek farkı arada sütü köpürtüyorlar. Bizim şimdi tek French press'imiz olduğu için öncesinde latteyi yani kahve kısmını hazırladık. Bir de bu daha çok filtre kahvedense mocha pot'la beraber yapılan işte espresso tarzı kahvede daha iyi oluyor. Siz öyle yaparsanız böyle mocha pot'unuz varsa daha iyi olabilir. Biz burada kuru kahveci Mehmet Efendi'nin Brezilyan kahvesini, filtre kahvesini kullandık. Filtre kahveyi dediğim gibi öncesinden hazırladık. Hemen koyduk. Tek French press'imiz olduğu için. Şimdi latte'nin sütünü köpürtmek için tekrar French press'i kullanıyoruz şu şekilde. French press'te koydum ben sütü. Ondan sonrasında şu bildiğiniz gibi ağız dökülme kısmı var. Bunu ters çeviriyorum ki taşmasın bir yerlere, herhangi bir şey sıçramasın diye. Sonrasında normal çırpma telini kullanır gibi bu şekilde çırpıyorsunuz. Bakın yani şu an köpükler çıkmaya başladı. Yani ne kadar köpük istiyorsanız o kadar çok fazla köpük yapabilirsiniz. Yani o kadar çok fazla presleme işlemini yapabilirsiniz. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar çok köpük çıkacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi aslında süt şu kadar, şu seviyelerdeydi. Şu an şu kadarımda köpük oldu. Ben tahminen bir bardak kadar bunun, yani şu kullanacağımız bardak kadar süt kullandım iki bardak için. Yeteceğini düşünüyorum. Umarım yeter. Şimdi başlayalım. Şöyle döküyorum. Bakın şeyle beraber, köpüğüyle beraber dökülüyor. Rengi açıldı. Aynı şekilde bunu da yapacağım. Şimdi burada yetmemiş gibi gözükebilir. Ama ve lakin ben bu arkadaşın kapağını açtığım zaman diliminde bende bir sürü köpük kaldı aslında. Çırpmanın üzerindeki köpük. Şimdi bu köpükleri de bu şekilde değil tabii ki, daha yavaş olmak koşuluyla şöyle üzerine bırakırsanız afiyetle içebilirsiniz. Biraz ortalığı dağıttım. Her zamanki klasik erkek hali mutfağa girince. Yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.